Sevgili seyirciler yeni bir Beşne Bir 1 kan programına hoş geldiniz. Depremin üzerinden tam 41 bir gün geçti. Türkiye deprem yaralarını hala sarmaya çalışıyor. Kolay değil. Son belki de yüzyılın Cumhuriyet'in gördüğü en büyük felaketle karşı karşıyayız. Ölüm rakamları 50 bini bulmuş durumda. Gayri resmi ölüm rakamlarının kaç olduğunu belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Depremle yatıyoruz, depremle kalkıyoruz. 5'te 1K'da bugün sizleri biraz dünyaya açayım istiyorum. Dünyaya açılan penceresi bir anlamda CNN Türk'ün 5'te 1K. Ve dünyada ne olup bittiğini biraz konuşalım istiyorum. Biz depremle uğraşırken, sel felaketiyle uğraşırken dünya bir bankacılık kriziyle sarsıldı. Daha doğrusu kriz demeyelim de büyük bir krizin eşiğinden dönüldü. Ee, biliyorsunuz bir kelebek teorisi vardır. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir kelebeğin kanatların çırpması bambaşka bir yerde bir fırtınaya hatta kasırgaya neden olabilir denir. İşte onun gibi bir olay yaşandı. Olayların geçtiği yer Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Silikon Vadisi. Silikon Vadisi bildiğiniz gibi dünyanın e, belki de hani bir dönem rönesans yaşanıyorsa nasıl rönesansta işte büyük e, şey devrimler e, ya da b, e, büyük buluşlar, büyük e, dönemin en akıllı, en zeki, en üretken insanları bir aradaysa Silikon Vadisi'nde de son birkaç yıldır, birkaç on yıldır böyle bir durum var Kaliforniya'da. Ve Silikon Vadisi'nde pek çok yeni startup dediğimiz yeni şirketler kuruluyor. Bu şirketlerde genelde paralarını Silikon Vadisi Bankası denen, SVB denen bir bankaya yatırıyorlar. Ve o banka battı. Batmak derken bayağı battı yani. Neden battı tartışılıyor bir sürü iddia var. Kötü yönetildiği söyleniyor. E, kripto krizi bahane ediliyor. İşte Fed'in e, faizi arttırması söyleniyor. Çok şey var. Ama sonuçta battı. Batınca da bir anda büyük bir panik başladı. Panik önce küçük bankalardan başladı. Sonra büyük bankalara geldi ve sonra Avrupa'ya sıçradı. Ve bütün bu fırtına içinde Joe Biden sabahın köründe çıktı, açıklama yaptı. Bankadaki paraları güvence altına alıyoruz diye. Silikon vadisinin parasını ödeyeceğiz diye. İngiltere'de de bir Silikon Vadisi Bankası varmış. Başka bir kuruluş olarak duruyormuş orada. O bankaya HSBC biz satın alıyoruz dedi müşterisiyle beraber. Garantiler verildi ve bir fırsatında dindirildi. Ancak tam mi bilmiyoruz. Çünkü e, Credit Suisse adlı bir banka mesela batmanın eşiğine geldi. Bütün bu söylentilerden dolayı. Zaten o bankanın durumu çok iyi değildi ama e, böyle bir şey yaşandı. Şimdi tabii ben dilim döndüğünce anlatıyorum. İsterseniz bir bilene soralım. Murat Ferman ekonomist şu anda yayınımızda. Murat Bey, Silikon Vadisi Bankası'nda yaşanan bu krizin asıl sebebi neydi sizce? Esasen finans dünyasından pek çok uzmanın, pek çok ilgilinin epeydir radarında olan bir gelişme birdenbire geçtiğimiz günlerde adeta patlak verdi ve genel geçer bir ifadeyle Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. bankası en büyük 16. bankası olmayı başarmış. Silikon Vadi Bankası 16 saatte iflasını ilan etmek durumunda kaldı. Evet, esasen Amerikan bankacılık sisteminde ön sıralarda yer almakla beraber sadece sistemin %1'ini temsil eden veya pazar payı olarak %1'lik bir dilime işaret eden Silikon Vadi Bankası esasen bir özellikli veya ihtisas bankası olarak sınıflandırılıyor. Öyle ki 1980'li yılların başından beri kurulmuş olduğu Kaliforniya'nın Silikon Vadisi denilen bölgesinde yenilikçi, dijital ve buluşçu e, projelere, startuplara e, geçen zaman içerisinde elektronik ve dijital kulvarına e, biyomedikal ve farmastik e, unsurları da ekleyerek e, neredeyse e, önemli bir oyuncu olarak bu kadar yıl zarfında bütün startup projelerinin yarısına yakın bir kısmını destekleyen finanse eden banka olarak yükseldi, kendisine isim yaptı. Silikon Vadisi'nin o e, hızlı koşusunda ona yardımcı olan, onun finansmanını sağlayan e, en önde gelen bir kurum olarak da gerçekten ortaya çıktı. E, son yıllardaki büyümesi e, bankacılık sektöründeki büyüme hızının kat be kat üzerindeydi. Fakat e, Silikon Vadisi'ndeki yavaşlamalar, ortaya çıkan bazı e, skandal gelişmeler e, hızlı koşunun arkasından gelen bir parça durup soluklanma mecburiyeti Silikon Vadisi bankasının yönetim kademesinde pek de böyle aslında akla gelmeyecek basit düzeyde bankacılık ve risk yönetim hatalarının yapılmasıyla beraber patlak verdi. Patlak verme kelimesi önemli bir unsur çünkü bankacılık bir güven mekanizması temelinde çalışır ve bankacılık aslında lokal bölgesel ülkesel ve uluslararası bazda birbiriyle yakından ilgili ve ilintilidir. Dolayısıyla bir elektronik devre sistemine benzetebiliriz. O devreyi oluşturan elemanların en küçüğü, en ara eleman, en basit gözüken bir transmatör, transmatör bile, bir iletken bile sıkıntıya düşse devrenin çalışması akamete uğrar ve ne enerji elde edilebilir, ne lamba yakılabilir, ne de o devrenin kurulmasından elde edilen veya umulan fayda sağlanabilir. O bakımdan bankacılık sisteminde böyle bir alevlenme, böyle bir sigorta atımı, böyle bir kısa devre olduğunda hemen onu kompartmantize etme, orman yangını benzetmesinden hareketle yayılmasını engelleyecek her türlü onu adeta lokalize edici tedbirler alınır ve burada da çok çabuk hareket etmek gerekir. İşte Silikon Vadi Bankası'nın özellikle bu likidite yönetimi konusundaki ve risk yönetimi konusundaki bizim Türkiye bankacılık sektöründe yetişmiş orta kademe bir yöneticinin dahi yapmaktan imtina edileceği, uzak kalacağı hataların üst üste gelmesiyle beraber... Böyle bir sıkıntılı durum ortaya çıktı. Ani kayıplar, bir takım edimlerin yerine getirilememesi ve tabi dedikodu mekanizması bankacılık sektöründe en çok korktuğu bank run riskini ortaya çıkarttı. Bank run bankaya hücum anlamına gelir. Özellikle tasarruf sahipleri herhangi bir bankanın zora düştüğünü anladıkları, duydukları, fark ettikleri andan başlayarak adeta bir panik havası içerisinde banka şubelerine koşarak paralarını çekmek isterler. Halbuki bankacılık mekanizmasının esası farklı vadelerde, farklı montanlarda yatırılan bu paraların bir şekilde hemhal edilmesi, yeniden paketlenmesi ve her zaman ve daima daha yüksek vadelerle ve daha riskli paketlerle plase edilmesidir. Dolayısıyla eğer herkes birdenbire yatırmış olduğu paraları gelip isterse o bankada paraların turşusunu tırnak içinde kurmayacağına göre ve onu depolamayacağına göre bir anda bunu ödemesi zor olur. Panik havası yayılır ve bütün sistem adeta tökezlemeye, ondan sonra da eğer tabii en kötü senaryoda adeta dizleri üstüne çökmek durumunda kalır. O bakımdan tarihsel bu gelişmeleri ve bankacılık sisteminin, finans sektörünün bu mekanizmasını göz önüne alan regülatörler, düzenleyiciler, hükümetler temel olarak hemen müdahale etme ...durumunda kendilerini inisiyatif kullanmakla yükümlü sayarlar. Nitekim bu Silikon Vadi Bankası'nda ilgili bu gelişmeler ortaya çıkar çıkmaz... ...Biden hemen bir açıklama yaptı. Hafta sonundan bir gün önce, mesainin son gününde yapılan bu açıklamada... ...hiçbir sıkıntının olmadığı, özellikle para yatıranların... ...yani mudilerin bütün zararlarının karşılanacağı zarar derken paralarının kaybedilme riskinin ortada olmadığı, hepsinin sigorta güvencesine alındığı, teknik olarak bizim yapımıza benzeyen, tasarruf mevduat sigorta fonundan benzeyen FDIC mekanizmasının dışında kalsa bile ki Silikon Vadi Bankası özellikle ve lokal bir banka olduğu için %3 ila 5 civarında bu şemsiyenin altında olduğu anlaşılıyor. Bunların hepsinin teminat altına alındığını belirtti ve Pazartesi günü de hemen haftanın başında da e, kapsamlı bir konuşma yapacağını bankacılık sistemindeki yeni düzenlemelerin işaret fişeğini vereceğini kamu öyle paylaşacağını söyledi. Hemen hazine Bakanı yanında buna benzer bunu konfirme edici bir beyanat verdi. Fakat her ikisinin de ortak beyanı enteresandı. Amerika'da iş yapma tarzı ve genel yaklaşım olarak şu ortadadır İşi yapan başarılı olan karını alır. Başarısız olan zarara katlanır. Dolayısıyla burada da banka hissedarlarının, banka sahiplerinin, bankayla risk ilişkisi içine giren girişimcilerin zararlarının karşılanmayacağı ve fakat sistemde yer alan bütün mevduat sahiplerinin e, haklarının sonuna kadar korunacağına dair bir güvence verildi. Şimdi bu kriz Murat Bey 15 yıl önce 2008'de yaşanan Lehman Brothers'ın batmasını hatırlattı. Sizce büyük bir küres, küresel dalga, tsunami yaratır mı bu kriz sizce? 2008 krizinden sonra Washington Mutual Bank beri bildiğimiz anlamda klasik bankalar batmamıştı. Evet Lehman Brothers'a el konulmuştu ama Lehman Brothers gibi kurumlar. Çok daha birincilikte, ilk kademede yer alan kurumlar. Dolayısıyla bu kurumlara sıçramaması başlangıçta veya buradan kaynaklanmaması başlangıç için olumlu bir işaret gibi algılandı. Nitekim hiç vakit geçirmeden hemen JP Morgan baş, başkanlığında bir konsorsiyum bu Silikon Vadi Bankası'na vaziyet etti. Dolayısıyla bu bunun sisteme yayılması, sirayet edilmesi engellendi. Signature Bank Bank içinde gene benzer bir girişim sağlandı. Bu arada adı gündeme gelen bir başka banka içinde 30 banka konsorsiyum kurarak ek mevduat koydu. Sermaye güçlendirdi. Silikon Vadi Bankası'nın aslında bu sıkıntıları çok da yeni değil. Son haftalar içerisinde Silikon Vadi Bankası'nın en büyük finansörlerinden ortaklarından biri olan Saudi National Bank, Suud Ulusal Bankası'nın ek fon sağlamayı reddetmesi de e, bu gidişatın aslında neredeyse bu bombanın pimini çekmiş oldu. Tabii bu paralelde e, Silikon Vadisi Bankasının e, Birleşik Krallık'ta İngiltere'de yani e, teknik olarak Avrupa Birliği içinde artık bulunmayan İngiltere'de ama Avrupa'da bir e, ek e, kuruluşu vardı orada da hemen vaziyet edilerek 6.7 milyar dolarlık milyon dolarlık düzeltiyorum bir Moody birikimi HSBC bankası memur edilerek kurtarılmış veya ortadan risk kaldırılmış oldu. Bu minvalde adeta kompartmantize edilmiş bir şekilde haberler gündeme gelirken bir başka uzantı da e, kripto e, piyasalarda yaşanmaya başlandı biliyorsunuz Kripto piyasalarda geçtiğimiz haftalarda e, daha evvelki performansı hiç de tırnak içinde yakışmayacak e, Kriptoya bel bağlayanları hakikaten hayal kırıklığına uğratacak. Kripto paralar ve arkasındaki felsefe ve mekanizmayı derinden sorgulatacak bazı değer kayıpları ve radikal değişiklikler gündeme gelmişti. Şimdi aslında merkezi sistem içinde yer almayan ama kripto para piyasasının önemli ve tırnak içinde istikrarlı oyuncularından birisinin kurmuş olduğu paralel banka Silvergate Bank'te. E, zora düştü. Onlar da faaliyetlerini durdurdular. İşin enteresan bir dip notunu da herhalde atlamayalım. E, bu banka e, kripto'dan kazandığı yani merkezi sistem dışında e, rezerv para ve e, kayıtlı otoritenin alternatifi olarak ortaya çıkan sistem kazandığı paranın bir kısmını gene bu merkezi sistemde değerlendirmek istemiş. Diğer bankalar, müesses bankalar, kurulu düzenin bankaları buna müsaade etmemişler. Silikon Vadi Bankası'nda değerlendirmiş. Dolayısıyla mal varlığının önemli bir kısmı değil ama gene de Silikon Vadi Bankası zora düşünce Silvergate Bank üzerinden kripto paranın bu istikrarlı olarak adlandırılan oyuncusu da sıkıntıya girdi. Bu aslında finansal sistemin e, kayıtlı veya kayıtsız, merkezi veya ona alternatif olduğunu iddia eden merkezi olmayan sistemlerin ne kadar iç içe geçtiğini, teknik deyimiyle interwoven dediğimiz adeta o grift mekanizmanın fermuar dişlisi misali birbirine geçtiğini gösteriyor. Tabii bu tür e, gelişmeler, bu tür e, olaylar mevcut küresel finansal sistemi ve işleyişi de yeniden sorgulamanın adeta köşe taşı olarak hiç şüphesiz hatırlanacak. Ama 2008 kriziyle veya dünyaya oradan yayılmasıyla vesaireyle bunu birebir karşılaştırmak asla mümkün değildir. Bunu da özellikle not etmek isteriz. Murat Bey çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bu hafta konuşulan birkaç konudan bir tanesi de Karadeniz'de yaşanan ilginç bir it dalaşıydı. Yani tuhaf bir it dalaşı. İt dalaşı deyince biliyorsunuz artık. Türk-Yunan uçakları zaman zaman Ege üzerinde birbirlerini kovalıyorlar. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında ilginç bir it dalaşı yaşandı. Üstelik bu sefer iki uçakla değil. Bir İHA ya da SİHA ve bir Rus uçağı arasında. Bir Amerikan İHA'sı. Anlaşılan o ki Karadeniz'de Rusya'yı gözlemek için uçuyor ya da öyle iddia ediliyor. Rusya da bunu kendi savaş uçaklarıyla düşürdü. Düşürdü derken aklınıza ne geliyor? İşte aklınıza işte ateş açtı düşürdü. Öyle değil. Ben de bunu ilk kez sanırım 1995 yılında Kardak krizi sırasında duymuştum. Kardak krizinde yaşanırken bir helikoptere binmiştik. O dönemler ATV haberde çalışıyorduk Ali Kırca'yla. Ve Bulgaristan kökenli bir pilotu vardı. Kalktık Karda Krezin Karda adasının üzerinde dolaşıyoruz. Dedi ki aman dedi etrafa bak bir jet gelirse bana haber ver dedi. Dedim ki ya jet gelirse ne olacak? Dedik ya üzerimizden geçerse düşebiliriz dedi. Ben ilk kez havada bunu öğrendim. Düşünsenize jet geliyor mu diyor ben ne yapacağım nasıl haber vereceğim diye kara kara düşünüyordum. Benzer bir durum Karadeniz'de yaşandı. Bu sefer Amerikan yasını Rus uçağı benzer bir yöntemle düşürdü. Üzerinde neredeyse yakıt boşaldı. Bakın bu görüntülere bakın bir. Geliyor altından giriyor, üstünden çıkıyor ve bir anlamda çok büyük bir basınç uyguluyor ve uçak şey İHA düşüyor. Bu görüntüleri daha sonra Pentagon yayınladı. Tabii büyük bir de tedirginliğe yol açtı. Ya acaba şimdi bir dakika İHA'nın düşürmesi NATO'ya bir saldırı mı? Bir savaş çıkar mı? Çıkmaz mı? Bütün bu tedirginlik içinde yaşananları isterseniz Burak Kuntay'a soralım. Ee, Sarı, Sayın Kuntay şu anda bütün bu yaşananı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gerilim nereden başladı? Nereye tırmanır sizce? Şimdi bir kere önce olayı çok basit bir şekilde değerlendirelim. Ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nin drone'u Karadeniz'de Kırım'a yakın bir hatta uçarken Rus uçağı, tabii daha görüntüler hiçbir bilgimiz fikrimiz yok. Görüntüler daha yayınlanmamış. Rus uçağı Amerikan uç, e, dronunu düşürdü dendi. Bundan sonra işte hemen kısa birkaç saat içinde birkaç spekülasyon yapıldı. Fakat hemen Amerika Birleşik Devletleri bir e, görüntü yayınladı. Bu görüntüyü de uzmanların yani askeri uzmanların yaptığı analiz şuydu. Rus uçağı drone'u e, yakıt salmak suretiyle taciz ediyor. Fakat kendi de kontrolsüz bazı hareketler yapıyor ve netice itibariyle drone'un düşmesine sebep oluyor. Hatta kendi de düşebilirdi diye analizler yapılıyor. Şimdi bu olan hadise buradan bu iş nereye gider diye bir gelişme sürecine girildi ama işi burada tutup şuna bakalım bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında ilk defa böyle bir şey mi yaşanıyor birçok basın yayın organında bahsedildiği gibi hiç sanmıyorum. Bu belki bundan daha büyük, daha farklı, daha değişik varyasyonlarda birçok şey oldu ama bunlar basına yansımadı, kamuoyuna yansımadı. Hele ki görüntüsü verilmedi. Şimdi bir şeyin görüntüsü devlet tarafından resmi olarak servis ediliyorsa bu aslında kamuoyunu kullanmak suretiyle bir PR çalışmasıdır. Burada Rusya'ya, Rusya'nın saldırganlığı, Rusya'nın işte belli noktalardaki bakın nasıl uluslararası hava sahasında diye tabir ediyor Amerikan yönetimi bunu, Pentagon bunu. Rusya daha farklı algılıyor işte Kırım ilhak edilmiş bir bölge, bize ait bir bölge vesaire diye bu bambaşka bir konu. Ama orayı saldırgan göstermek e, maksadıyla e, yapılmış olan bir hadis. Şimdi bu işin PR tarafı. Gelelim asıl noktaya. Ben bu işin büyüyeceğini, bundan dolayı büyüyeceğini düşünmüyorum. Çünkü iki tarafın birbiriyle olan konuşmasında kilit birkaç tane söz var. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, resmi kanalları... ...işte Rusya'nın bu yaptığı saldırganlıktır. E, bu yaptığı kabul edilemez. Biz bu uçuşlarımıza devam edeceğiz... Ama Rus uçağının yaptığı kötü niyetli olsa da bu kadar ileri gideceği düşünülmüyordu. Düşünmemişlerdi. Belli bir hatadan dolayı kendisini de riske atabilirdi gibi söylemleri. Bu hadisenin bu olaydan dolayı bize büyümeyeceğini gösteren önemli emarelerden bir tanesi. Tekrar söylüyorum. Bu mesele hiç sanmıyorum ki ilk defa karşımıza çıksın. Daha doğrusu bizim ilk defa karşımıza çıkıyor da ilk defa böyle bir hadise yaşanmış olsun. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya bu meseleden dolayı, bu yaşanan olaydan dolayı ayrı bir yere doğru evrilmeyecek. Bu tamamen bir P.R mücadelesinin ortasında gündeme özellikle getirilmiş, kamuoyuna özellikle servis edilmiş bir hadise olmasının dışına çıkmayacak ama buradan dolayı iki tarafta birbirini vurmaya, iki tarafta işte biri meşru olmayan uçuşlar yapılıyor e, demeye, diğer tarafta e, işte uluslararası hava sahasında, herkes açık hava sahasında uçağımız düşürüldü deyip belli bir PR yapmanın ötesine geçmeyecek. Ama buradaki esas noktaya geldiğimizde de şu bize gösteriyor bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptığı tabii ki iyi niyetli bir Karadeniz'de hava nasıldır uçuşu değil. Burada yapılan aslında ciddi, devamlı da devam eden e, Rusya'nın mevcut yerleşimini o bölgelerdeki keşif uçuşları. Dolayısıyla bu keşif uçuşları Ukrayna'ya sadece silah yardımıyla değil, Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda da istihbarat yardımı yapmak suretiyle e, çok önemli destek sağlıyor. Dolayısıyla bu istihbarat e, ağı'nın en önemli noktalarından biri de hava uçuşları. Bu dronlarla yapılan hava uçuşları. E Rusya da bunu biliyor, Amerika da bunu bilerek yapıyor. Dolayısıyla bu aslında ikisinin de birbiriyle devamlı böyle güç mücadelesinin kamuoyuna kasıtlı yansıtılmış ve kamuoyunda bir çarpışmayı gözler önüne sermiş bir hali. Ama bu hadise çok büyük bir gerginliğe sebep olacak mı diyorsanız çok net söyleyeyim. Hayır çünkü buna gelene kadar zaten sahada yaşanan öyle büyük hadiseler var ki onlar bundan bin kat daha büyük vakalar. Onlarla şu ana kadar bir şey olmuyorsa bundan ancak gürültü çıkar. Ama neticede kati suretle bundan dolayı tekrar altını çiziyorum bu meseleden dolayı büyük bir vaka olacağını ben düşünmüyorum. Şimdi Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Ukrayna Savaşı'na doğrudan müdahale etmekle suçluyor. Sizce bu gerilim nereye varır? Yani Ukrayna, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri üçgenindeki gerilim. Şimdi Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında e, suçlamasına gerek yok. Amerika savaşa direkt müdahale ediyor. Yani baya baya ediyor. Bu bir suçlamanın ötesinde bir realite, bir gerçek bir vaka. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri her zaman söylüyorum. Buradaki temel perspektifi şu. Bir kere yıllar sonra yani belki 1990'dan sonra o meşhur NATO ölümü, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti denecek kadar bir duruma gelmiş NATO'yu tekrar toparlayıp tekrar bütçesel olarak farklı bir noktaya getirip Avrupa'da yeniden bir bak Sovyet tehditi özellikle Rusya demiyorum Sovyet tehditi var algısının yaratıldığı bir dönem. Bir kere Amerika için Avrupa'daki müttefiklerini bilhassa Biden yönetimi daha doğrusu Biden demeyelim bu demokrat yönetim için diyelim. konsülde etme açısından çok önemli bir fırsat oldu. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi kabul görmeleri halindeki burada Türkiye Tabii ki bir rezervi var bilhassa İsveç konusunda ama İsveç ve Finlandiya gibi yıllardır tarafsızlığı benimsemiş ama Rusya'dan da ciddi çekinen iki ülkenin NATO'ya girme ihtimali mevzubayız. Yani NATO'nun sınırları Rusya'ya doğru, asıl kuruluş hedefine doğru genişliyor. Üçüncüsü yine çok açık ve net şunu konuşalım. Ukrayna feda edildi Batı dünyası tarafından. Ama NATO'nun sınırları aslında de facto Ukrayna'da o işgal edilmiş Ukrayna sınırına kadar ilerlemiş durumda. Dolayısıyla Rusya'ya aslında bu bir nevi Asya'ya atma politikası. Yani 2. Dünya Savaşı e, bittikten sonra o meşhur uluslararası konferanslara baktığınızda Stalin'in ben nasıl olur da Avrupa'yı, Doğu Avrupa'yı hatta mümkünse Almanya'nın tamamını ele alırım, ele geçiririm, oralara hükmederim derdindeyken e, ne kadar batıya doğru ilerlerim derdindeyken bugün aslında yapılan Rusya'yı mümkün olduğunca Asya kıtasına doğru, iyice doğuya doğru itebilmek ve bu savaşın benim gözümde stratejik olarak temel hedefi Amerika. Amerika açısından bu. Çok açık ve çok net bir şekilde bu. Yani 90'da soğuk savaş belki resmi olarak bitti görünüyor ama soğuk savaştaki Rusya'nın gerçekten geri itilme, Politikasının tam bugünlerde Ukrayna Savaşı ile olduğu kanaatindeyim. Ve çok açık bir şey söyleyelim. Rusya nükleer güç mü? Nükleer güç. Dünyanın hala en büyük, en güçlü ordularından biri mi? Evet. Ama bugün Rusya'nın o 90'lardan önceki hatta 80'lerden önceki soğuk savaş dönemindeki gibi o mücadeleyi verecek çok da büyük bir ekonomik kuvveti eskisi kadar yok. Bütün ekonomik kuvveti de enerjiden geliyor. Dolayısıyla bu enerji kaynaklı gücünü belki çok açık konuşmak gerekirse azaltıldığı takdirde Avrupa'da daha da farklı bir formata gidecek. Dolayısıyla toparlamak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı hedefi ta Roosevelt'ın ama daha çok Truman'ın yapmak isteyip de yapamadığı, Churchill'in yapmak isteyip de yapamadığı Doğu Avrupa'ya, Almanya'ya sarkmasını oralara genişlemesinin 1940'larda 46'larda önünü kesemedikleri o süreci şimdi tam anlamıyla Rusya'yı bırakın Avrupa'nın doğusundan çıkarmayı, tam anlamıyla Asya'ya doğru itmek ve burada da Ukrayna sınırına kadar getirdiler. İşte Amerikan desteğinin hem finansal olarak hem askeri olarak Ukrayna'ya bu raddede büyük olması, bu şekilde büyük bir yardım olması aslında Ukrayna'yı, Ukrayna halkını, Ukrayna topraklarını feda etmek pahasına Rusya'yı devamlı olarak Geri götürüyor ekonomik olarak, askeri olarak, siyasi olarak, sosyal olarak. Ama politikanın temelinde yatan büyük unsur bu. Sayın Küntay çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Yunanistan'a gidelim isterseniz komşuya. Grev var. Nedeni de 57 kişinin hayatını kaybettiği o tren kazası. Bu tren kazasının yankıları bitmek bilmiyor. Ulaştırma Bakanı istifa etmişti. Bu hafta grevlerle gitti. Bütün bu şeyi düzeni protesto eden Grevlerle sarsıldı. Ee, sadece grevler Yunanistan'da değildi. Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Sri Lanka'da da grevler vardı. Hepsinin farklı nedenleri var. Fransa'da mesela Macron e, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkartmaya çalışıyor. Sen misin bunu isteyen? E, günlerdir, aylardır neredeyse pek çok Fransız grevdeler. Nitekim bu e, meclise de gitti. Macron kendi e, inisiyatifini kullanacağını söyledi. İngiltere'de özellikle yüzden fazla devlet dairesinde çalışan 150 bin ne yakın memur grevde, onlarda hayat pahalılığından şikayetçiler. Bütün bunlar olurken İsrail'de de halk sokakta. Onların sokakta olmasının nedeni ise Netanyahu'nun meclise getirdiği yeni bir tartışmalı bir yargı reformu. Bu yargı reformuna göre yüksek mahkemenin yetkilerinin sınırlandırılması ön koşulmuş. Meclisin mahkeme kararının geçersiz kılması ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren bir kan reform tasarısı. Millet de bunu protesto ediyor. Günlerce sokakta binlerce insan eylem yapıyorlar. En son iş öyle bir noktaya geldi ki Netanyahu uzlaşmayı reddetti ve Cumhurbaşkanı da ya bir iç savaş çıkar mı diye endişe duyduğunu söyledi. İsrail'in içinde böyle bir şey olabilir mi? Bakalım bunu da görecek miyiz? Bu da çok o, tuhaf bir gelişmeydi. İran'da ise başka bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz Maşa Amini adlı genç bir kadın saçını e, tam örtmediği için oranın ahlak polisleri tarafından öldürülmüştü. Binlerce kişi de protesto etmişti ve tutuklamalar olmuştu. İşte o tutuklamalarda gözaltından tutuklanan 22 bin kişiye af çıkardı İran. Bu işi kapatalım, uzatmayalım dediler ve de şu anda oraya da af gelmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir TikTok meselesi var, krizi var. Alttan alta gidiyor. TikTok biliyorsunuz bir Çin firması ve de herhalde şu anda ana akım ve de bence TikTok. Ben mesela depremdeki en vurucu görüntüler TikTok'taydı. Hatta bir belgesel yaptık, yayınladık. Sırf TikTok'taki görüntülerden. Çünkü hiçbir kameramanın, hiçbir muhabirin çekemeyeceği görüntülerdi. Kimi enkaz altında, kimi enkazın içinde, kimi dışında. Kameraların gitmediği yerlerdeki çekimlerdi. Nitekim bir ülkeye gittiğiniz zaman ben tavsiye ederim, ben yapıyorum, giriyorum, TikTok'a bakıyorum. Ülkenin ruh halini anlıyorsunuz yani. O an ülkede gündemde ne oluyor? Türkiye'de de sık sık bakıyorum. Ee, ama tabii bu da rahatsızlık yaratıyor. Ee, Amerika Birleşik Devletleri de TikTok'un Amerika şubesinin Çin tarafından satılmasını istiyor. yani Büyük bir teknoloji firmasının satılmasını istiyor. İngiltere de huzursuz. Onlar da devlet memurlarından TikTok'u yasaklamışlar. Ve de demişler ki ya bundan devlet memurları TikTok işte resmi telefonlarda kullanamaz diye. Tamamen yasak ama böyle bir kısmi bir şey getiriyorlar. Ya İngiltere demişken, geçen hafta İngiltere'deydim. Tuhaf bir ülke İngiltere gerçekten. Londra polisi İngiltere Başbakanı Sunak'ı uyarmış. Niye uyarmış? Yani polis Cumhurbaşkanı başbakanı nasıl uyaracak? Çünkü köpeğini tasmasız gezdiriyormuş. Birinci Dünya dertleri. <laughs> Bu da haber olarak işte sizlere sunuyoruz böyle bir olay oldu diye. Beşine bir kaya iyi bir haberle devam ediyoruz. Togg'da ön sipariş dönemi başlıyor. Türkiye'nin ikinci yerli arabası diyelim. Hani 60'lardaki girişimden sonra. Fiyat 953 bin lira olacakmış. Çekilişle yapacaklarmış. Çekili çekilişe katılmak için de 60 bin lira ödeyecekmişsiniz. Bakalım devlet daireleri nihayet şu Audi egemenliğinden, Mercedes egemenliğinden kurtulur diye umuyorum. Bence ilk satış yapılması gereken yer devlet daireleri. Kardeşim niye yabancı arabaya biniyorsunuz? Alın işte TOG var. %100 olmasa da Türk <laughs> yapımı bir araba demek gerekiyor. Bakalım göreceğiz o da nasıl olacak. 16-27 Mart arasında T10X için tog.com.tr'ye girip Trumor uygulaması üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Silikon Vadisi'nde kriz devam ediyor. Meta yani Facebook'un yeni adıyla Meta 10 bin kişiyi işten çıkartmaya hazırlanıyor. Silikon Vadisi bankasıyla başlamıştık, çöküşüyle başlamıştık. Ne yazık ki bu kötü haberle devam edelim. Teknoloji dünyasında yavaş yavaş taşlar yerinden oynuyor. Özellikle sadece küçük şirketler değil, büyük şirketler de bundan etkileniyor. Tabii şunu da söylemekte yarar var. Son olarak onu söyleyeyim. AI fırtınası yani yapay zeka fırtınası esiyor dünyada. Biz depremlerden, sellerden konuşamıyoruz ama bir yere not edin. Yani yazılım, yazılımdan tasarıma kadar internet yeni bir devrimin içinde, yapay zeka devrimi içinde ve hepimiz de bu devrimden payımıza düşeni yakın bir zamanda alacağız, göreceğiz, bakalım nasıl olacak. Onu da hep beraber izleyeceğiz. Bir CNN Türk klasiğinde, 5 n 1 23 yılı, Devirdik. 23 yıldır aynı ekranda olmak kolay değil. Farklı bedelleri oluyor. Ee, ve de sizlere dünyaya açılan pencerenizde bir CNN Türk klasiğinde 5N1K'da bugün de yavaş yavaş veda edelim. Önümüzdeki hafta yeni bir 5N1K'da buluşuncaya kadar. Ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.